Kıymetli basın mensupları, ekranları ve sosyal medya hesaplarından bizleri takip eden sevgili vatandaşlarımız. Bugün 45. Genel Merkez Başkanlık Kurul toplantısını icra etmiş bulunuyoruz. Gündeme girmeden önce 30 Ağustos'u bize bayram olarak yaşatan, Türk milletinin istikbal ve istiklali için çalışan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin kahramanlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz. Bugün yapılan Başkanlık Kurulu toplantımızda geçtiğimiz hafta 81 ilde teşkilatlarımızla ve Ankara'da Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Aşire günü etkinlikleri ve 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle 60'a yakın ilimizde ve 500'e yakın ilçemizde gerçekleştirilen şehit ve gazi aileleri ziyaretleriyle Eğitim Politikaları Başkanlığımızca gelecek hafta yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle okul öncesi gerçekleştirilecek etkinlikler ile Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığımız, Gençlik Politikaları Başkanlığımız tarafından geçtiğimiz hafta sonu icra edilen doğa temizliği faaliyetleri sunumu dinlenildi. Ayrıca gündemimizde yer alan sosyal politikalar eylem planı Afganistan'daki son gelişmeler, sosyal medya ile ilgili yasal düzenlemeler ve KHK'larla ilgili eylem planı tartışıldı, görüşüldü. Değerli basın mensupları, sevgili vatandaşlarım, gerek Sosyal Politikalar Başkanlığımızın hazırladığı 90 ve 360 günlük eylem planları Genel Merkez Başkanlık Kurulu'nda müzakere edildi. Kurul üyesi arkadaşlarımızın sunuma dair yaptıkları öneriler doğrultusunda son hali tamamlandıktan kısa bir süre sonra Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla kamuoyla paylaşılacak. Sosyal politikalar alanında devrim niteliğindeki bir kısım açıklamaları Sayın Genel Başkanımızın sunumuyla vatandaşımız görecek. Ve Deva Partisi'nin buradaki farkı da bir şekliyle ortaya çıkacak. Ayrıca Afganistan'daki son gelişmeler... Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanımız tarafından heyet üyelerimize aktarılmış olup, Afganistan'daki gelişmeleri büyük bir titizlik ve ciddiyetle takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Afganistan'da vuku bulan hadiselerin iktidar tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmadığı kanaatindeyiz. Düzensiz Afgan sığınmacılar konusunda özellikle iktidarın 2015 yılında AB ile imzalanan göç mütabakatı sırasında yaptığı hataları tekrarlamamasını Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde uluslararası toplumla işbirliğine gitmesi ve böylece krizin küreselleşmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde Afganistan konusunda ülkemizi çok ağır bedellerin ödeyeceği sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden biz her alanda olduğu gibi Afganistan meselesinde de iktidara şeffaflık çağrısında bulunuyoruz. Gündemimizin bir diğer maddesi ise sosyal medya ile ilgili yasal düzenlemelerdi. Deva Partisi olarak özellikle dezenformasyonun yol açabileceği ciddi riskler var. Birey haklarının ihlalinden nefret suçlarına zemin hazırlamaya, mali dolandırıcılıklardan seçimlere müdahaleye kadar liste uzun. Mayınlarla dolu bu sahayı tamamen başıboş bırakmayacağız. Zira İktidarın en fazla sevdiği hadise muhalefeti susturmak için her yolu denemek ve onlara bu imkanı vermeyeceğiz. Hükümetin baskısına ve küresel dev teknoloji şirketlerinin insafına sosyal medyayı mahkum etmeyeceğiz, mahkum olmamalıyız. Otokratik hükümetler dezenformasyonla mücadeleyi muhalefeti baskılamak için fırsat olarak görebilir vatandaşı yalan teröründen koruma söylemiyle getirilebilecek düzenlemeler ifade hürriyetini daraltabilir. Bu noktada asıl niyetin ne olduğunu netleştirmek için birkaç soruyla bu hususa yardımcı olabiliriz. İktidar bir algı operasyonu peşinde. Biz de kendilerine soruyoruz buradan. Düzenleme hangi odakla ve nasıl bir üslupla yapılıyor? Düzenlemeyi yapan İdarenin hak ve özgürlükler karnesi nasıl? Neyin yalan olduğuna kim karar verecek? Dezenformasyon olduğunu değerlendiren bir haberi paylaşanların durumu ne olacak? Dezenformasyon yani yalan haber yaymak ciddi bir sorundur. Buna dair adım atmak ülkeyi yönetenlerin öncelikli görevleri arasındadır. Bizler de DEVA Partisi olarak zaman zaman bu yalan haberlere maruz kalıyoruz. Ancak dezenformasyonla yalan haberlerle mücadele sosyal medyayı baskılama için bir vesile olarak kullanılmamalıdır. Çözüm tüm paydaşları kapsayan katılımcı bir süreç işletilerek evrensel standartlarda düzenlemeler yaparak sosyal medya okur yazarlığı yükseltilerek ve medya üzerinde baskılar kaldırılarak sağlanabilir. Bir tarafta iletişim başkanlığı, diğer tarafta radyo televizyon üst kurulu, iktidarın elinde ve muhalefetin tepesinde sopa gibi kullanıldığı bir ortamda bir de sosyal medya düzenlemesi muhalefeti susturmak için bir araç olarak kullanılacaktır. Bundan bizim zerre miskal bir şüphemiz yok. Dezenformasyonu da onun hızlı ve geniş yayılımına yol açan teknolojileri de geliştiren bizleriz. Bunların getirdiği riskiyardan sıyrılmayı da başarabiliriz. Yeter ki bilgi kirliliğinin rantı Otokratik sistemler kurabilmenin fırsatı ve yankı odalarını körüklemenin cazibesi kamusal alanı tahrip etmenin zararını görmezden gelmeye yol açmasın. Ortada iktidarın bu yasaya dair somut önerileri henüz görünmüyor. Bu halde söylentileri bile muhalif sesleri endişeye soktuğu bir ortamda demokrasiden, ifade hürriyetinden ve özgürlüklerden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarım. Deva Partisi Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanlığınca uzun süredir üzerinde çalışılan diğer bir eylem planı da KKHK'larla ilgili eylem planıdır. Ülkemizde hukuksuzluğun sıradanlaşmasının tezahürlerinden birisi hiç şüphesiz milletin kanayan yarası haline gelen OHAL kararnameleriyle kamu görevinden çıkarılanların mağduriyetleridir. Bu konuda geniş ve kapsamlı çalışmalar Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanlığımızca yapılarak Başkanlık Divanımıza sunulmuştur. Konu ile ilgili yol haritası bugün Başkanlık Kurulumuzca görüşülmüştür. Deva Partisi olarak KHK mağdurlarıyla alakalı somut önerilerimiz kısa bir süre içerisinde kamuoyla paylaşılacaktır. Bizler KK'ların mağduriyetlerini gayet iyi biliyoruz. Bir hukuk devletinde olması gereken hadiselerin ve bu KK'ların sorunların ne şekilde çözülebileceğini de en net bir şekilde Deva Partisi parti programıyla, genel başkanının söylemiyle ve parti kurullarının yapmış olduğu açıklamalarla ortaya koymaktadır. Bu nedenle çok kısa bir süre içerisinde bu kapsamlı ve gerçekleşebilecek önerileri özellikle takip etmenizi diliyorum. Değerli basın mensupları, bizi izlediğiniz için, programımıza katılarak katkıda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.